Merhabalar herkese. ODTÜ adayları için lisans programlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği. Konuklarımızın arasında da iki hocamız, bir de mezunumuz var. Soruları önden Instagram'dan aldık ama eğer oradan soramadıysanız chatbox'tan da yazabilirsiniz. ODTÜ ile ilgili sorularınızı ben cevaplayacağım. Tanışarak başlayalım. Ben Ekim Berktürek, ODTÜ Tanıtım Ofisi'nden. İşletme bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim. Sözü İlkay hocama bırakayım. Teşekkürler Erkin. Benim ismim İlkay Yavrucuk. ODTÜ Havacılık Uzay Mühendisliği'nde doçent unvanıyla öğretim üyeliği yapıyorum. Bugün aynı zamanda yanımda Profesör Oğuz Uzoğlu hocamız var. O da bana sunumda yardımcı olacak. Bir de Derya arkadaşımız var. O da bizim bölüm mezunu ve şu anda TUSAŞ'ta çalışıyor. O da tecrübelerini bizimle paylaşacak. Öncelikle tabii ki yüz yüze bu sunuşu yapmış olmak isterdik ama şartlar bunu gerektirdi. Katıldığınız için, izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. En çok sorulan soru bu oluyor. Havacılık ve uzay mühendisi tam olarak ne yapar? Biz havacılık uzay mühendisliğinde atmosferin içinde veya dışında yani uzayda bulunan her çeşit mühendislik ürününün tasarımını, üretimini, bakımı gibi konularda çalışıyoruz. Araştırmalar yapıyoruz, teknoloji geliştiriyoruz ve bir uzmanlık ediniyoruz bu alanlarda. Nedir bu araçlar? İşte uçaklar, helikopterler, roketler, uydular, insansız hava araçları. Şu anda slaytta gördüğünüz bu resimlerde gördüğünüz araçların hepsi bizim bölümün uzmanlığı içerisindedir. Yani nasıl ki bir inşaat mühendisi bir binanın inşasını yapar, onun mühendisliğini yapar, hesaplarını yapar, tasarımını yapar. Havacılık uzay mühendisi de uçakların, helikopterlerin, insansız hava araçlarının, uyduların, roketlerin inşasını, bunların tasarımını, analizini, teknolojisini bunları geliştiren kişilerdir. Şimdi bu resimlere bakarsanız burada uçaklar, helikopterler, roketler, uydular görüyorsunuz. Fakat köşelerde mesela bir bina var. Bina sunumun ilerleyen taraflarında da anlatacağız ama havayla olan etkileşimi, binanın havayla olan etkileşimi örneğin bizim uzmanlığımıza giriyor. Veya bir aracın, bir Formula 1 aracının veya bir otobüsün havayla olan etkileşimi, aerodinamik tasarımı gene bizim çalışma alanımıza giriyor. Havacılık uzay mühendisliğinin dört ana konsantrasyon alanı var, disiplini var. Bir tanesi aerodinamik, havanın hareketiyle ilgili olan kısmı. İkincisi itki sistemleri. Üçüncüsü yapılar, yani malzemeler ve yapının tasarımı ve uçuş mekaniği ve kontrol. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Birincisi aerodinamik. Uçağın havada uçması, helikopterlerin havada uçması, roketlerin uçması vesaire havanın bu araçlarla olan etkileşiminden kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz bu araçların havayla olan etkileşimini anlamaya çalışıyoruz ve en önemli konsantrasyon alanlarımızdan bir tanesi dolayısıyla aerodinamik. Aero hava, dinamik hareket demek. Dolayısıyla havanın hareketini anlamaya çalışıyoruz. Bunu uçaklar için yaptığımız için aynı işi biz elbette araçlar için yapabiliyoruz. Rüzgar türbinleri için yapabiliyoruz. Binaların köprülerin analizinde kullanabiliyoruz vesaire. Dolayısıyla aerodinamik konusunda en yoğun çalışan bölüm havacılık ve uzay mühendisliğidir diyebiliriz. İkinci kısmı bir uçak veya bir uçan araç yapmak istediğiniz vakit tabii yapı. Uçağa bindiğiniz vakit kanatlara bakarsınız. Dersiniz ki bu kanatlar inşallah kopmaz. Sağ salim bizi uçurur vesaire. Bu alan bizim önemli konsantrasyon alanlarımızdan bir tanesi. Buradaki en büyük özellik şu, bu kanatların, gövdenin, uçan araçlardaki bu yapıların elbette sağlam olması gerekiyor. Ama bir o kadar da hafif olması gerekiyor. Dolayısıyla teknolojik olarak en ileri teknolojide bir sağlamlık söz konusu. Örneğin bir bina yaptığınız vakit
çimentosun demirini fazla koyduğunuzda daha sağlam olduğunu düşünürüz. Ama uçağı daha sağlam yapmak için daha çok malzeme, daha ağır malzeme demek aynı zamanda. Ve bu malzeme uçacağı için teknolojinin çok üst noktasında çalışmanız gerekiyor ki yapacağınız ürün hem hafif olsun hem de sağlam olsun. Üçüncü konsantrasyon alanımız itki sistemleri. Yani motorlar, turboşaft motorları, turbojet motorları. Bu motorlardan da yoğun bir hava akıyor. Dolayısıyla aerodinamikle de çok yakından alakalıdır bu motor konuları. Fakat bunun içinde aynı zamanda termodinamik konusu da var. Dolayısıyla aerodinamik ve termodinamiğin bir arada olduğu çok özel bir alan. Dolayısıyla bir konsantrasyon alanımızda bölümde bu itki sistemleridir. Buna aynı zamanda roket, füze itki sistemleri de dahildir. Bununla ilgili bölümde laboratuvarlar vardır, çalışan hocalarımız vardır, derslerimiz vardır, motor tasarım dersleri vardır vesaire. Uçağımızı aerodinamik olarak şekillendirdik, yapısal olarak bir araya getirdik, motorunu da koyduk. Bundan sonrası bu sistemi kontrol etmek, yani havada uçurabilmek ile ilgili bir ana bilim dalımız var. Bu da uçuş mekaniği ve kontrol kısmı. Bu alan uçağın uçuşunu, yani uçulabilirliğini, bütün uçuşun dinamiğini ve fiziğini anlamaya çalışan bir alandır. Aynı zamanda kontrol kısmını yapar. Kontrol kısmından kastım örneğin otopilot yazılımları. Bir uçağın otopilot yazılımlarının bütün o algoritması havacılık uzay mühendisleri tarafından yapılır. Tabii otopilot dediğiniz vakit insansız hava araçlarının da otopilotları yine havacılık uzay mühendisliğinin çok yoğun çalıştığı bir alandır. Bütün bu otopilot yazılımlarının, algoritmalarının geliştirilmesi bizim bölümün ana alanlarından bir tanesi. Bu resimde gördüğünüz örneğin bir simülatör projesi. Burada da bir simülasyonun yazılımı var. Bu yazılımları da gene bizim bölüm öğrencileri yapar veya mezunlarımız yapar. Şimdi nerelerde çalışıyoruz bu bölümden mezun olursak? Hepinizin bildiği, basından takip ettiğini tahmin ettiğim örnek milli projeler var. Örneğin milli muharip savaş uçağı projemiz, özgün helikopter projeleri, milli motor projeleri, İHA'lar, insansız hava araçları, silahlı İHA'lar, silahlı insansız hava aracı projeleri, uydu projeleri vesaire. Bunların hepsinde bizim bölüm mezunları çalışmaktadır yoğunlukla. Yani daha doğrusu havacılık uzay mühendisliği mezunu öğrenciler, mezunlar çalışmaktadır. Dolayısıyla ben bu bölümden 95 yılında mezun oldum, aynı havacılık uzay mühendisliği bölümünden. Şimdi tabii o zamandan bu zaman çok şey değişti. Çok daha fazla proje var. Herkesin gözünün önünde bu projeler. Bu projelerin geçmişine bakarsanız hepsinde bizim bölüm mezunlarının çok önemli rollerde çalışmış olduğunu görürsünüz. F-16 projesi TUSAŞ'ın, bugünkü TUSAŞ'ın kurulmasına sebep olan ilk projeydi. O projede dahi, yani 80'lerin sonundan bahsediyorum, 1980'lerin sonu, 90'ların başındaki bu projelerde de yine bizim bölüm mezunları çalışıyordu. Ve Türk havacılığındaki ilk önemli adımlardan, ilk demeyeyim ama önemli adımlardan bir tanesiydi özellikle 80'lere, 90'lara ait. Bugün bakarsanız insansız hava araçları, işte Ankalar, Bayraktar uçağı, Aksungur ve bir dolu diğer Karayel vesaire, bu resimde gördüğünüz insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi, bunların insansız uçmasını sağlayan otopilot yazılımları, bunların hepsi bizim bölüm mezunlarının katkıları olmuştur. Fakat yoğun bir şekilde havacılık uzay mühendisliği öğrencilerini, mezunlarının çalıştığı projelerdir. Örneğin Hürkuş projesi yine iyi bilinen bir proje, TUSAŞ'ın projesi. Ve bu projede de yöneticisinden mühendisine birçok
pozisyonunda havacılık uzay mühendisleri çalışmaktadır. Uydu projeleri aynı şekilde burada TÜBİTAK SAGE olsun, pardon TÜBİTAK Uzay olsun, TUSAŞ'ın çalışmaları olsun, Göktürk diye iyi bilinen projelerimiz var. Bunların hepsinde yine havacılık uzay mühendisleri çalışmıştır. Bir diğer alan tabii helikopterler, ATAK projesini, ATAK helikopteri projesini bilirsiniz. Özgün helikopter projemiz, Gökbey projesi var. Yine burada da havacılık uzay mühendisleri çok yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Şu anda devam etmekte olan ATAK 2 helikopter projesi var. Yine burada da havacılık uzay mühendisleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Roket füze sistemleri, burada Roketsan ağırlıklı çalışıyor veya TÜBİTAK SAGE ağırlıklı çalışan firmalarımız. Bunların yine otopilot yazılımları, aerodinamik tasarımları, genel uçuş dinamiği tasarımları havacılık uzay mühendisleri tarafından yapılmaktadır ve çok yoğun bir şekilde mezunlarımız bu projelerde çalışmaktadır. Özgün motor projelerimiz var. Yine başta Eskişehir'deki TEİ fabrikasında olmak üzere Ankara'da da TR Motor firması kuruldu bu alanda. Motor konusunda da yine çok yoğun bir şekilde mezunlarımız çalışıyor. Bunun haricinde örneğin simülatörler yapılıyor. Yani simülatör nedir? Pilot içine girdiği vakit işte uçağı uçuyormuş gibi davranacak bir makina yapılıyor. Bu sol tarafınızda gördüğünüz büyük makine. İçine girdiğiniz vakitte bu sağ taraftaki resme benziyor. Bunun uçuş fiziğinin bunun içerisine yansıtılması gerekiyor. Bu algoritmaları ve yazan yine bizim bölüm mezunu öğrencilerimizdir. Dolayısıyla mezun olduğunuzda çalışabileceğiniz aslında çok yer var artık. En başta Türk Havacılık Uzay Sanayi birçok öğrencimizi, mezunumuzu barındırıyor. Roketsan, Aselsan, Havelsan, TÜBİTAK SAGE, Eskişehir'de TEİ, TÜBİTAK Uzay'da, STM'de bunlar büyük firmalar. Bu büyük firmalarda birçok mezunumuz çalışıyor. Fakat bunlara ek olarak örneğin Savunma Sanayi Başkanlığı'nda çalışan öğrencilerimiz var, mezunlarımız var. Yani bunlar tam bir uzman olarak çalışıyorlar orada. Projelerin uzmanlığını yapıyorlar. Dolayısıyla biraz daha devlette bu projeleri yönlendiriyorlar, planlıyorlar. Devletin bütçesinin nereye nasıl harcanacağına karar veren mekanizmalarda bulunuyorlar. Aynı zamanda bir dolu küçük teknokent şirketleri var. Yani bu büyük firmalar, bu küçük firmalara, bir dolu küçük firmaya da iş veriyor. Dolayısıyla teknokent şirketleri var, küçük firmalar. Buralarda çalışan birçok mezunumuz var. Bazı öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kendi firmalarını kurdular ve bu büyük firmalara çalışmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yurt içinde bu projeler olduğu sürece havacılık uzay mühendisliğinin işi azalmayacak. Tersine son 10 yılda büyük bir artış var. Mezunlarımızın birçoğu daha 3. 4. sınıfta buralarda staj yapmaya başlıyorlar. Bir kısmı yarı zamanlı çalışmaya başlıyor. Mezun olduktan sonra da ben iş sıkıntısı çekildiğini pek görmedim. Özellikle yurt içindeki iş alanımız şu anda hakikaten çok iyi durumda. Hocam çok, buyurun. Bir araya girebilir miyim izninizle? Tabii. Öğrencilerimizden şöyle bir soru gelmiş. ODTÜ Teknokent'te staj yapma veya iş bulma ihtimalimiz nedir? Burada havacılık uzay mühendisleri çalışabiliyorlar mı? Evet, Teknokent'te çok firma var. Bu Türk Havacılık Uzay Sanayi'ne veya Roketsan'a, Aselsan'a iş yapan küçük firmalar var. Hatta sadece bunlara da değil, yurt dışına iş yapan küçük firmalar var. Küçük derken, hani 2-3 kişilik firmalardan da bahsetmiyorum. Birkaç yüz çalışanı olan orta ölçekli KOBİ'ler var. Ve buralarda elbette bir dolu havacılık uzay mühendisi çalışıyor. ODTÜ Teknokent'te çalışan bir dolu havacılık uzay mühendisi vardır. Bilkent Teknokent'te de benim bildiğim, Hacettepe'de de çalışıyorlar tabii ki.
Yurt dışı imkanları iyi bir ortalamayla mezun olursanız yurt dışındaki üniversitelere master'a, doktoraya gitme imkanı oldukça rahat oluyor. Birçok mezunumuz eğer ortalaması iyiyse master'a, doktora da yapmak isterse muhakkak yurt dışına çıkabiliyor. Burada bu resimde gördüğünüz, bu slide'da gördüğünüz logoları öyle rastgele koymadım. Bu logolara da çalışan veya orada master doktora yapan öğrencilerimiz var hepsinde. En iyi üniversitelere gidenler oldu. Stanford'a gidenler, MIT'ye gidenler, Georgia Tech, Penn State, TU Delft, bunların hepsine gidip master doktora yapan öğrencilerimiz, hatta doktora sonrası çalışmalar için de gidenler oldu. Şirketler babında Rolls-Royce'da, Boeing'de, Pratt Whitney'de, Airbus'da, GE'de çalışan mezunlarımız bir hayli var. Bir kısmı mezun olduktan sonra gitmeyi seçti. Bu genellikle biraz daha zor bir yol oluyor. Ama birkaç yıl Türkiye'de çalışıp gidenler oldu. Biz elbette kalıp Türkiye'de eninde sonunda faydalı olmalarını arzu ediyoruz. Ama orada da çok iyi tecrübe ediniyorlar. O da kuşkusuz. Havacık Uzay Mühendisliği bölümüne gelirsek, kendi bölümümüze, 1981'de kuruldu. Şu an itibariyle 22 öğretim üyesi var, 29 araştırma görevlisi ve 7 idari personelden oluşuyor. Biz yılda aşağı yukarı 90 lisans öğrencisi alıyoruz. Bir o kadar da aşağı yukarı mezun ediyoruz. Toplam 600 lisans öğrencimiz var şu anda. Yani bütün 1. 2. 3. 4. sınıfları toplarsanız. Ve yüksek lisans, yani master ve doktora öğrenci sayımız da çok arttı. 350 de yüksek lisans ve doktora öğrencisi var. Bunu şöyle düşünmek lazım. Piyasada bu kadar iş, proje varken elbette insanlar lisans eğitimlerinin üzerine yüksek lisans ve doktora eğitimi de eklemek istiyorlar. Bölümümüz ABET akredite bir bölümdür. Bunu birçok üniversite çok fazla reklamını yapıyor. Biz o kadar reklamını yapmadık. Ama çok uzun zamandır bölümümüz ABET akreditedir. ABET akredite şu demek, bu bir Amerikan kuruluşu. Bölümleri veya üniversiteleri akredite ediyor. Diyor ki bizim standartlarımızda bir bölümdür burası diyor. Dolayısıyla mezun olduktan sonra bir yerde iş ararken o firma veya sizi master doktoraya alan üniversite biliyor ki siz ABET kriterlerinde bir bölümden mezun oldunuz. Yani biz havacılık uzay mühendisliği diye kafamıza göre, kendi standartlarımıza göre bir bölüm kurup geçmedik. Dünya standartlarında, dünyanın kabul ettiği ABET standartlarında bir bölümüz. 5 yılda bir ABET gelir, bizi tekrar akredite eder ve o standartlarda olduğumuzu gözden geçirir. Dolayısıyla biz de dediğim gibi uzun yıllardır, yanlış hatırlamıyorsam bir 15-20 senesi var bu ABET'in. ABET akredite bir bölümümüz. Kuruluşundan bu yana aşağı yukarı 1800 mezun verdik. Bölümümüz buna benziyor. Aşağıdaki resme bakarsanız bu resmin sol tarafında işte derslikler, hocaların odaları, öğrencilerin çalışma odaları, alanları var. Ön tarafta gördüğünüz daha uzunlamasına geniş olan binada bizim laboratuvarlarımızın olduğu hangar binası olarak bilinen binadır. Burada itki laboratuvarı var, yapısal deneylerin yapıldığı laboratuvarlar var, toplantı odaları var, küçük rüzgar tünelleri var vesaire. Tabii buna ek olarak Oğuz Hoca az sonra anlatacak, çok büyük bir bina da bu gördüğünüz yatay binanın sağ tarafına yapılıyor. O da rüzgar tüneli binası. Avrupa'nın en büyük rüzgar tünellerinden bir tanesini oraya şu anda inşası bitti. Kısmetse bu sene içinde açılışını yapacağız. Ben sözü Oğuz Hoca'ya bırakmadan önce bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampüsü'ndeki Havacılık Uzay Mühendisliği bölümünden bahsetmek istiyorum. ODTÜ'nün orada çok harika güzellikte bir kampüsü var. Yukarıda gördüğünüz resim o kampüsün resmidir. Bu resimlerin tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kampüsü'nün
kampüsünün resimleri. Orada bir bölümümüz var. O bölümün programı bizim programımızla aynı. Kendi hocaları var. Ancak kimi derslerde bizler de oraya gidip ders veriyoruz. Bazı dersleri orada açıyoruz. Seminerlere gidiyoruz. Oradaki öğrenciler belli şartlarda birkaç dönem bizim bölüme gelebiliyorlar. Dolayısıyla çok yakın bir ilişkimizin olduğu güzel bir bölüm de orada var. Onu da hatırlatmak istedim bu vesileyle. Bu bölüm işte 2013 gibi faaliyete başladı. Fakat öğrenci sayısı gittikçe artıyor. Şu anda toplam mevcut sayısı 292'ye ulaştı. Yani bu 292 kişi alıyoruz anlamında söylemiyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların toplamı şu anda 290 kişi. Ama çok yoğun bir internasyonel ilgi var buraya. Öyle söyleyeyim. Öğretim üyelerimizin web sayfamızdan da bakabilirsiniz. Hani en azından bir tane resmini koymuş olmak istedim. Bununla ilgili söylemek istediğim şu, öğretim üyelerimizin tamamının doktorası ya Amerika'nın iyi üniversitelerindendir ya da Avrupa'nın iyi üniversitelerindendir. Dolayısıyla bu hocalarımızın geldiği okullar Caltech vardır, Princeton vardır, TU Delft vardır, Georgia Tech vardır, Penn State vardır. Yani hepsini şimdi tek tek saymayayım ama hepsi çok değerli öğretim üyeleridir ve iyi bir öğretim, eğitim kadromuzun olduğunu düşünüyorum. Eğitim programımız şöyle oluyor. Liseden geldikten sonra eğer İngilizceniz yeterliyse direkt birinci sınıfa başlıyorsunuz, yoksa hazırlık okuyorsunuz. Birçok mühendislik bölümünde olduğu gibi birinci sınıfta temel matematik ve fen bilimleri dersleri anlatılıyor. Ondan sonra bir yaz stajımız var. Orada bir model uçak yaptırıyoruz. İkinci sınıfta giriş ve temel mühendislik bilimleri derslerimiz var. Bundan sonra bu ikinci sınıftaki dersler diğer mühendislik, inşaat, makine gibi mühendislik dersleriyle benzerdir, ortaktır önemli bir kısmında. Ve daha sonra, pardon özür dilerim, birinci sınıftakiler ortak, ikinci sınıftakiler tabii havacılık ve uzay mühendisliğine özgü dersler. 2'den 3'e geçerken gene bir 4 haftalık stajımız var, yaz stajımız var. 3. sınıfta artık temel havacılık ve uzay mühendisliği derslerimiz var. Bunlar tabii çok özelleşmiş oluyor. İtki alanında, işte bu kontrol alanında, aerodinamik alanında, yapı alanında. 4. sınıfta da bu seçmeli derslerimiz ve en önemlisi tasarım derslerimiz var. Bir uçak tasarlamak, helikopter tasarlamak, motor tasarlamak, uydu tasarlamak için özelleşmiş derslerimiz var 4. sınıfta. Daha sonra buradan mezun oluyorsunuz. Havacılık Uzay Mühendisliği diploması. Buradan endüstride çalışmak isteyenler var. Bölümde kalıp master doktora yapanlar, TÜBİTAK projelerinde veya işte asistanlık yapmak isteyenler olabiliyor. Yurt dışına gidenler oluyor. Master doktoradan sonra akademide kalmayı tercih edenler oluyor. Bir grup insan hem endüstride çalışıyor hem de bu sırada master doktora yapıyor. Şimdi burada çok sorulan sorulardan bir tanesi, bölüm zor mu? Şimdi bir uçağa bindiğiniz vakit o uçağın düşmeyeceğine emin olmak istiyorsunuz, öyle değil mi? Yani havada aşağıya bakıyorsunuz, işte kilometrelerce yukarıdasınız ve diyorsunuz ki bu uçak düşmez değil mi? İşte bunu yapan havacılık uzay mühendisleri. Şimdi elbette ki bu uçağın düşmemesini sağlamak için zorlu süreçler geçiyor. Dolayısıyla hiçbir şey kolay değil. Düşmeyen bir uçak yapacaksanız elbette zorlanacaksınız. Dolayısıyla derslerimiz zor mudur'un cevabı diğer mühendislik bilimli dersleriyle bence karşılaştırılabilir zorlukta. Yani bir makine bölümü, bir inşaat mühendisliği bölümünden çok çok daha zor olduğumuzu düşünmek istemiyorum. Ama bu mühendisliğin kolay olduğunu da kesinlikle söylemek doğru olmaz. Bu kadar kolay yapılamıyor bu işler. Yani uçaklar, roketler, füzeler, helikopter yapmak başlı başına zor. Dolayısıyla elbette ki eğitimi de zor olacak. Hocam ben izninizle bir kere daha araya girmek istiyorum. Bu konuyla ilgili de bir soru var.
lisede kimyada ve fizikte çok başarılı değilim. Bölümü okumakta ekstra zorlanır mıyım diye evet. bir soru gelmiş. Anladım. Bizim derslerimizin yoğunluğu fizik alanındadır. Bu fen dersleri açısından söylüyorum. Fizik ve matematik ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla fizikte iyi olmamak belki yani şunu söyleyeyim. Lise bunun için çok iyi bir ölçüt müdür emin olamıyorum ben. Ama fiziğe ve matematiğe yatkınlık bizim bölüm için kesinlikle avantajdır onu söyleyebilirim. Ben bir de şunu söyleyeyim belki bu sorunun devamı olarak. Bizim bölüm mezunlarımız birçok alanda çalışabiliyorlar. Hani hep şöyle bir soru oluyor. Acaba bölüm mezunları gidip işte ellerinde tornavida uçağın altında bir iş mi yapacaklar falan gibisinden. Bunu yapan mühendis de var. Ama herkes bunu yapmak durumunda değil. Bütün kariyerini bilgisayar başında geçiren mühendis mezunlarımız da var. Bütün kariyerini uçuş testlerinde geçiren mühendislerimiz var. Bütün kariyerini devlette bu projelerin projelendirilmesi ve projelerin dağıtılmasında çalışan öğrencilerimiz var. Tamamen laboratuvarda araştırma yapan öğrencilerimiz var. Benim gibi akademide çalışmaya başlayan mezunlar var. Yani çok geniş bir yelpazede iş bulma imkanı var. Dolayısıyla herkes fizikte harika olacak, bütün kariyeri boyunca da fizikle uğraşacak demek doğru değil. Ama bölümden sağlıklı mezun olabilmek için fizik ve matematiğin iyi olması gerekir. İyi mi? Teşekkürler hocam, sağ olun. Peki, laboratuvarlarımız var eğitimde kullandığımız. Bu konuda Oğuz hocamız bizi devam edecek, bize bunları o anlatacak. Oğuz hocam oradasın değil mi? Merhabalar, evet ben de buradayım. Merhabalar, ben Oğuz Uzol, Profesör Doktor Oğuz Uzol, Havacılık Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesiyim. Ben de İlkay Hoca gibi bu bölüm mezunuyum, Derya Hanım gibi. Hepimiz bu bölüm mezunuyuz. Ben 1992 mezunuyum. İşte daha sonra bir yurt dışında doktora ve postdoc çalışmalarımdan sonra 2005 yılında Türkiye'ye döndüm ve aynı yaz aylarında İlkay Hoca ile beraber Türkiye'ye dönüp bölümde öğretim üyesi olarak başladık. Bölümümüzde lisans eğitim laboratuvarları yazıyor bu slide'da. İlkay Hoca'nın biraz önce bahsettiği lisans eğitimimizi ayrıca laboratuvarlarımızla da destekliyoruz. Bu bölümümüzün dört ana konusu olan aerodinamik yapı malzeme, itki sistemleri, uçuş mekaniği ve kontrol konularında da lisans derslerimizi, farklı derslerimizi destekleyen, bu dersler kapsamında laboratuvar çalışmaları yapılan oldukça donanımlı laboratuvarlarımız da mevcuttur. İlko hocam senden rica edeceğim slaytları geçmeli çünkü kontrol sende. Teşekkürler. Bu lisans laboratuvarlarımızı ek olarak lisans üstü eğitim ve araştırma laboratuvarlarımız da oldukça zengindir. Özellikle bu bölümümüzün Havacılık Uzay Mühendisi bölümünün liderliğinde alınan Rüzgar Enerjisi Merkezi Rüzgen Projesi kapsamında bütün bu bahsettiğimiz araştırma konularıyla ilgili aerodinamik yapı malzeme ilgili çok donanımlı laboratuvarlar kurulmuştur. Bunların da aslında bu kurulan laboratuvarların ve altyapıların en büyüğü büyük bir rüzgar tünelidir. Sanırım bir sonraki slide'da hocam. Bu büyük rüzgar tüneli şu anda Türkiye'deki en büyük rüzgar tünelidir ve bu boyuttaki en hızlı rüzgar tünelidir. Başka rüzgar tüneli projeleri de mevcut. Dolayısıyla öğrencilerimizin, özellikle lisans öğrencilerimizin bu altyapıları, yani her ne kadar bunlar lisans üstü araştırma ARGE çalışmaları kapsamında yapılıyor gibi gözükse de biz lisans öğrencilerimiz de mümkün olduğu mertebe bu projelere, ARGE projelerine, bu test altyapılarına entegre etmeye çalışıyoruz ki mezun olduklarında, yani yüksek lisans veya doktora yapmasalar bile oldukça donanımlı bir şekilde test ölçüm konusunda, aerodinamik testler konusunda, yapısal testler, malzeme testleri konusunda donanımlı bir şekilde ve bir miktar en azından tecrübe kazanmış şekilde mezun olabilsinler diye.
Devam edelim hocam. Burada dolayısıyla bu altyapılarla yaptığımız araştırma projelerinden örnekler buraya koydum. Bu araştırma projeleri ister hani rüzgar tünelleri veya diğer deney düzenekleri kullanarak yapılan deneysel araştırma projeleri olabilir veya sayısal simülasyon projeleri olabilir. Bunlar biraz önce dediğim gibi her ne kadar ağırlıklı olarak lisansüstü seviyede yapılsa da bu projeleri direkt olarak katkı veren lisans seviyesinde öğrencilerimiz mevcut ve bu projelerde çalışıyorlar. Dolayısıyla lisans mezuniyet seviyesine geldiklerinde daha tecrübeli olarak mezun olmuş oluyorlar. Evet hocam. Şimdi bu çalışmaların yanı sıra bu 4 senelik lisans eğitim süreci boyunca öğrencilerimiz farklı farklı bir çok çeşitli etkinliklere de katılıyorlar. Bunlardan bir tanesi bir çeşidi diyeyim öğrenci tasarım yarışmaları. Bunlar çeşitli İHA yarışmaları olabilir. Hem yurt içinde hem yurt dışında veya uydu yarışmaları da olabilir. Çeşitli gruplarımız yıllardan beri, yani çok uzun senelerden beri bu yarışmalara katılıp çeşitli dereceler elde etmiştir. Yani 10 sene öncesine kadar bu yarışmalar tamamen yurt dışında oluyordu. Bizim gruplarımız buralara katılıyorlardı. Şimdi son senelerde özellikle Türkiye'de de bu yarışmalar çok popüler hale geldi. Buna katılan gruplarımız, derece alan gruplarımız var. Dediğim gibi hem insansız hava araçları hem de uydular, uydu tasarımı açısından. Devam edelim hocam. Bununla beraber bu öğrenci tasarım yarışmalarına ek olarak ayrıca üniversite sanayi işbirliği içerisinde yapılan tasarım projeleri de mevcut. Burada iki örneğini görüyorsunuz. Bunlar birincisi örneğin Roketsan'la bir işbirliği çerçevesinde, ODTÜ Roketsan işbirliği çerçevesinde yapılan ve aslında sırf havacılık uzay bölümünün de değil, diğer birçok bölümün de yani makine elektrik öğrencilerin de katıldığı küçük otonom insansız hava aracı KOİHA projesi. Bu geçen sene özellikle çok yoğun olarak devam eden bir projemiz. Benzer şekilde son 3-4 senedir TUSAŞ ve ODTÜ işbirliği çerçevesinde yapılan İngilizcesi Very Light Aircraft yani hafif uçak tasarımı diyebiliriz. Bunun tasarımının yapılması ve bu tasarımın daha sonra TUSAŞ tesislerinde üretilmesi ve denenmesiyle ilgili yine bir üniversite sanayi işbirliği tasarım projesinde birçok öğrencimiz çalışmış durumda. Devam edelim hocam. Bununla beraber yine üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan öğrenci bitirme projelerimiz var. Burada yine ODTÜ TUSAŞ işbirliği çerçevesinde lisans öğrencilerimizin yani 3 veya 4. sınıf öğrencilerimizin yaptığı, çeşitli öğretim üyelerimizle yaptığı projelerden örnek resimler görüyorsunuz. Bunlar da şu anda mesela 4. sınıf öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar bunlar. Bu belli bir seçtikleri hocayla bunları yapıyorlar, araştırmayı yapıyorlar ve makaleleri yazıp daha sonra TUSAŞ tesislerinde bunu sunacaklar önümüzdeki aylarda. Tabii ki bu Teknofest yarışmaları biliyorsunuz çok popüler halde. Teknofest yarışmalarına da katılıyor bölümümüz öğrencileri. Geçen sene 2019 yılında ODTÜ Havacılık Uzay Mühendisliği'nin Jet Killers takımı bu askeri turbofan motor tasarım yarışmasında 112 takım arasında ikinci olarak büyük bir başarı elde etti. Bu seneki Teknofest'te de yani 2020 yılındaki Teknofest'teki çeşitli yarışmalara da katılan öğrenci gruplarımız oraya hazırlanan öğrenci gruplarımız mevcut biliyorsunuz bu yarışma bu sene Eylül ayında olacak Gaziantep'te Teknofest etkinliği. Dolayısıyla oradaki çeşitli yarışmalara da katılan öğrenci gruplarımız mevcut. Dolayısıyla bu 4 senelik lisans eğitimine ek olarak öğrencilerimiz oldukça fazla hem tasarım hem üretim hem sanayi işbirliği projelerinde yer almaktalar. Bir de yine son senelerde başlayan bir programımız var. Bu da aday mühendislik programı. Bu da burada gördüğünüz TUSAŞ, TEİ, Roketsan gibi şirketlerle ağırlıklı olarak yapılmakta. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerimiz haftada bir veya 1,5 gün sigortalı olarak bu şirketlerde çalışmakta ve tecrübe kazanmaktalar. Ve şirket tarafından da ücret ödemeli bir program. Dolayısıyla eğer ders programları uygunsa, yeteri kadar boş zamanları varsa öğrencilerimiz haftada 1-1,5 günlerini bu şirketlerde bizzat mühendislerin yanında projelerde çalışarak geçirmekteler.
Bu tip sonuçlarda bizim bölüm tanıtım sonuçlarına çok gelen soru da bu yan dal çift ana dal imkanları oluyordu yıllar içerisinde. Bununla ilgili şu rakamları toparladık. Şu anda bizim farklı bölümlerden bizim havacılık uzay mühendisi bölümümüzde yan dal veya çift ana dal yapan öğrenci sayısını üstte görüyorsunuz. Yani makina, elektrik, elektronik, bilgisayar, fizik ve bunun gibi bölümlerden bizim bölümümüzde şu anda 37 öğrenci yan dal yapmakta, 13 öğrenci de çift ana dal yapmakta. Havacılık uzayda okuyup ana dal olarak başka bölümlerde yan dal, çift ana dal yapan da şu anda 11 yan dal, 2 tane de çift ana dal öğrencimiz var. YKS puanları tabii önemli. Geçen sene 2019 yılında puanları burada görüyorsunuz. Fakat sıralama olarak ben söylersem en düşük olarak 6418, en yüksek olarak 572 sıralaması bandında öğrenci almışız. Bu genelde bakarsanız bu 2016'dan 2019'a doğru yavaş yavaş daha yüksek puanlara ve daha düşük sıralamalara doğru bir eğilim var. Dolayısıyla son durum budur 2019 yılı itibariyle. Burada da öğrenci sayılarımızı görmektesiniz. İlkay Hoca'nın da bahsettiği gibi 1981 yılında kurulduğundan bu yana öğrenci sayımız ciddi bir şekilde artmaktadır. Tabii burada endüstrinin de havacılık uzay endüstrisinin de ihtiyacının artması da çok büyük bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla lisans öğrencilerimiz burada mavi, yüksek lisans yeşil ve doktora sayımız da her geçen gün artarak devam etmektedir. Evet. Genelde bu soru da çok geliyor. Kız erkek oranı, işte ne kadar kız öğrenci, ne kadar erkek öğrenci. Yani benim gördüğüm kadarıyla başka mühendislik bölümlerine göre aslında oldukça iyi bir durumdayız. Hani genelde %25, %30 civarı kız öğrencimiz var. Toplam öğrenci sayımız burada artıyor gördüğünüz gibi. Kırmızıyla, maviyle gördüğünüz gibi. Kırmızıyla gördüğünüz erkek öğrenci sayımız, yeşille gördüğünüz kız öğrenci sayımız. Dolayısıyla hem toplam öğrenci sayımız artıyor hem de erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısı oranı da yaklaşık sabit bir oranda, yani 25-30 bandında kalmak üzere artıyor. Mezun sayılarımız, İlkay Hoca'nın da sonuçta söylediği gibi bugüne kadar toplam lisans, yüksek lisans, doktora dahil yaklaşık 1800 mezun vermişiz 1981 yılından bu yana. Bunun da yaklaşık 1500'ü lisans öğrencimiz. Dolayısıyla burada mavi çizgiyle gösterilen öğrenci sayısı lisans öğrencilerimiz. Ve doktora, özellikle endüstrinin de ihtiyacı olan uzman mühendis, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış mühendis sayısının ihtiyacının da artması, proje sayılarının artması, uzmanlık ihtiyacının artmasından dolayı yüksek lisans ve doktora sayılarımız da yavaş yavaş artıyor. Öğrencilerimiz çok aktif. Bu 1990'lı yıllarda o zaman mezunların 90'ların sonu diyeyim. O zamanki öğrencilerimizin kurduğu havacılık ve uzay topluluğu çok aktif bir şekilde devam ediyor. Bu öğrenci topluluğumuz çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Uzmanlar çağırıyorlar. Hem endüstriden hem akademiden değişik konularda uzmanlar çağırıp bölümümüzde seminerler düzenliyorlar. Öğrenciler için, yani bütün ODTÜ öğrenciler için, aslında sırf havacılık uzay için değil, farklı aktiviteler düzenliyorlar. Bu topluluğumuz, ODTÜ Havacılık Uzay Topluluğumuz, aynı zamanda havacılık uzay öğrenci topluluğu olan, Avrupa Havacılık Uzay Öğrencileri Topluluğu olan EURAVIA'nın da üyesidir. Evet, burada bir resmi görüyorsunuz. Hem sanırım mezunlar gününde çekilmiş. Hem öğretim üyelerimiz, mezunlarımız, eski ve yeni mezunlarımız bölümün önünde çekilmiş bir fotoğraf. Çok büyük bir bölüm değiliz. Onun için hani diğer bazı bölümler gibi çok çok büyük bir bölüm değil. Dolayısıyla hoca-öğrenci ilişkileri diğer bölümlere göre nispeten daha yakın bir bölüm olduğumuzu ben söyleyebilirim. Ve elimizden geleni hem gelecek yeni öğrencilerimize hem de mevcut öğrencimizi yetiştirmek için hem altyapı imkanları hem dersler hem eğitim süreçleri olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Evet, burada son slaydımız galiba İlkay Hocam. Burada web sitemiz var. Web sitemizde aslında birçok bilgiye buradan erişebilirsiniz. Şimdi bundan sonra ben sözü biraz mezunumuz, sanırım 2001 mezunumuz yanlış hatırlamıyorsam, Derya Hanım'a vermek istiyorum. Kendisi TUSAŞ Mühendislik Genel Müdürlüğü'nde Uçuş Bilimleri Müdürü olarak görev yapmakta. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Sesim geliyordur umarım. İsmim Derya Gürak. Ben de 2001'de mezun oldum. Oğuz Hocam doğru söylüyor. 2001 yılında bayağı işte duymuşsunuzdur, birçoğunuz duymuştur. İşte bir ekonomik kriz döneminde mezun olanlardan biriyim. Biraz şanslıyım. Ben hemen okulda, üniversitede yani ODTÜ'yü bitirdikten sonra, ODTÜ Havacılığı bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra bir 9 ay, 1 sene kadar master ve işte araştırma görevliliği yaptım. Görevlisi olarak çalıştım bölümde. Bu çok güzel bir dönemdi benim için aslında, 2001-2002. Bölümün böyle okurken falan hani öğrencilere çok hoş gelmeyen tarafını biraz araştırma görevlisiyken daha net görmüş oldum. Okulumu da daha çok sevdim. Bölümü de daha da fazla sevdik. Ondan sonra 2002 yılında TUSAŞ'a giriş yaptım. O zamanki adı TAİ'ydi. İlkay Hocam'ın anlattığı gibi uçak fabrikası olarak başladı TAİ hayatına. Daha sonra TUSAŞ o ismiyle tamamen yerli ve milli bir şirket haline döndü. Şu anda milli muharip uçağından Hürkuş'a, Anka'ya, Gökbey'e yapan bir firmayız aslında. Bu seviyeye gelmesinden dolayı çok gurur duyuyoruz şirketinde, havacılığında Türkiye'de. Çünkü bölüme girdiğimiz zaman çok da fazla iş imkanı olduğunu düşünerek girmedik. Hani biraz böyle havacılığa merakımızdan girdik, biraz mühendisliğe merakımızdan girdik. Ama hakikaten İş buluruz kaygısıyla girmemiştik. İş buluruz veya bulamayız kaygısıyla girmemiştik. Burada şimdi bizi dinleyen arkadaşlara da, üniversite tercihi yapacak olan arkadaşlara da onu öneriyorum. Eğer içinizde gerçekten bir havacılık aşkı, bir havacılık sevgisi varsa ve gerçekten istikbal göklerdedir diye siz de düşünüyorsanız, hakikaten Türkiye'de bunu tercih edebilirsiniz. Bu branşı tercih edebilirsiniz. Mühendislik dallarına da ilgi gösteriyorsanız. Hocalarım bahsetti zaten iş imkanlarından. Ben dediğim gibi şanslı taraftayım biraz da. 2001 yılında hemen araştırma görevlisi olarak o krizde, o ekonomik krizde bölümde iş imkanı buldum. Master yapmayı zaten düşünüyordum. Bir taraftan da araştırma görevlisi olduğum için bölümümüz, okulumuz bize destek vermiş oldu. Sonrasında da TUSAŞ'ta zaten havacılık projeleri bayağı arttı. Şu anda biz ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerin havacılık mühendisliği bölümlerinden mezunları almaya çalışıyoruz. Roketsan da aynı şekilde, ASELSAN da aynı şekilde veya diğer kuruluşlar da aynı şekilde. İş imkanında zorluk yaşandığını düşünmüyorum. Aynı zamanda da bu tarih yazmaya çalışıyoruz aslında. Yani sekteye uğramış bir havacılık tarihimiz var Türkiye'de. Veci Hürkuşların döneminde, Nuri Demirağların döneminde çok güzel bir giriş yaptığımız, havacılık tarihi dünyada zaten 100 yılın biraz üzerinde. Dolayısıyla bu 100 yılın başında çok güzel giriş yaptığımız bir konuda maalesef sonraki dönemlerde bayağı bir durgunluk yaşamışız. 2000'lere gelene kadar. Tabii ki arada da güzel çalışmalar var, güzel işler var. Fakat kendi ürünümüzü, kendi uçağımızı yapma noktasına 2000'lerden sonra gelmiş olduk. Bizim bölümün, bizim özellikle ODTÜ Havacılık Bölümünün, İTÜ yine uçak bölümünün bu havacılık tarihini yazmaktaki rolü çok büyük. Özellikle ODTÜ'nün, çünkü ODTÜ bizde Ankara'da bulunması itibariyle, TUSAŞ'ın da Ankara'da bulunması itibariyle daha çok mezunu çeken bir tarafı var. Dolayısıyla hani hepimiz bunun bilincinde olarak çalışıyoruz.
Hani burada olmaktan da gurur duyuyoruz, ODTÜ'lü olmaktan da gurur duyuyoruz. TUSAŞ'ta çalışabilme ve bu imkanı çalıştığımız, öğrendiğimiz işleri burada hayata geçirme konusunda çalışabildiğimiz için şanslı hissediyorum ben. Çünkü Türkiye'de bir istatistik yapılsa herhalde bu şansa erişen çok fazla insan var mıdır bilmiyorum. Bu sadece havacılık için geçerli değil. Belki havacılık bunlardan en önde olanlarındandır. Kusura bakmayın, ben çok böyle soruları da istersen soru cevap da devam edebiliriz. Dediğim gibi isterseniz bir slide gösterebilirim ben. Hani TUSAŞ'taki projelerden bahsetti hocalarımız. Ben de aynı şekilde o slide'ı sizinle paylaşabilirim. Şu gördüğünüz slide'daki ürünler dediğim gibi 2000'li yıllarda gerçekleştirilen projeler. Yani bu kadar zamanda 20 yıl gibi bir sürede koyduğumuz ürün sayısı ve hani özgün ürün sayısı, özellikle özgün kısmı çok önemli. A'dan Z'ye bizim mühendisliğimizi koyduğumuz ürünler bunlar. Bunların böyle tek ekranda görmek bizim için büyük bir şey. Helikopter projelerimiz var. Kendi helikopterimizi yapabilen 7 ülkeden, yanlışsam İlkay Hocam düzelsin, 7 ülkeden bir tanesiyiz. Çok fazla helikopter yapabilen ülke yok bu anlamda. Milli Muharip Uçak gibi zaten çok sayılı ülkede olan bir projenin altındayız. Hürkuş gibi jet motorlu bir eğitim uçağı tasarladık. Gayet başarılı testleri devam ediyor. Ankalar, Aksungurlar, insansız hava araçları biliyorsunuz bütün savunma bölgelerinde büyük bir savunma avantajı yaratıyor Türkiye için. Büyük yol kat ediliyor. Dışarıdaki operasyonlarda da kullanılıyor bunlar. Dolayısıyla çok önemli bir eşik atlattı bize insansız hava araçlarımız. Uzay, kendi uydumuzu yapabilir hale geldik bu süreçte. TUSAŞ'ın ürün portföyü bu şekilde, yani görebiliyorsanız ekranda. Bunun yanı sıra tabii ki altyapılar, testler vesaireler, bunlar artık biz 10 bin kişilik bir şirket olduk. Herhalde havacılık ve uzay konusunda çalışan 1800 mezunumuz olmuş. 1800 mezunun belki 1000 kişisi burada çalışıyordur. 1000 kişiden fazla belki TUSAŞ'ta çalışıyordur. Tam net rakamı bilmiyorum. Ama en az o 1000 kişi en azından havacılıkla ilgileniyordur diye tahmin ediyorum ben de. Bunlar çok güzel imkanlar, fırsatlar mezunlarımız için. Derya Hocam çok teşekkür ederiz. Çok açıklayıcı da görseller oldu. İsterseniz bayağı da soru var. Sorulara geçelim. Tabii. Hocam özellikle makinayla ilgili bazı kıyaslamalar olmuş. Yani işte makinayla havacılık uzay mühendisliği arasında kalan öğrenciler var. Benim işte uçaklara, uçan araçlara ilgim var. Ama önce makine okuyup sonra mı havacılık uzay okusam, yoksa tam tersi mi daha mantıklı gibi sorular var. İşte yan dal, çift yan dal konusunda benzer sorular var. Makine mezunları havacılık uzay mühendisliğinin yaptığı işi yapabilir mi? Ya da tam tersi mümkün mü? Aerodinamik ve termodinamik alanlarında müfredatınız makineden daha mı yoğun gibi sorular var. Belki İlkay Hocam'a da sorabiliriz bu detayda. Derya Hocam siz de isterseniz ekleyebilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sesimi duyuyorsunuz değil mi? Evet hocam. Tamam. Havacılık uzay mühendisliği sadece uçan araçlarla uğraşıyor. Bizim başka bir işimiz yok. Dolayısıyla 4 yılın tamamını bu alanda kullanıyoruz. Dolayısıyla bir makine mühendisi elbette ki makinalardan yani bir makine mühendisi elbette bu alanlarda çalışma imkanı var. Ama ben de TUSAŞ'ta çalıştım ve görev yaptım. O zaman bizim bu havacılık uzay mühendisliği mezunlarını özellikle tercih ediyorduk. Çünkü bu disiplin özel bir disiplin ve
çok konsantre bir disiplin. Dolayısıyla bu projelerde, az önce bahsettiğimiz projelerde çalışan makine mühendisleri vardır. Ama belki Derya bana yardımcı olabilir. Havacılık Uzay Mühendisliği mezunları burada sayıca da etki olarak da çok çok daha fazladır diye düşünüyorum. Ben şunu öneririm öğrencilere. Eğer havacılık ve uzay mühendisliğine ilgi duyuyorlarsa ve bunu yapmak istiyorlarsa gelecekleri bölüm hakikaten havacılık uzay mühendisliği. Makine bölümüne bir yakınlık her zaman vardır karşılıklı. Ama dediğim gibi bizim tek yaptığımız iş bu. Her alanda çalışmıyoruz. Ve bu 4 yıl bile zaman zaman eğitim için bu kişisel görüşümü söyleyeyim yeterli olamayabiliyor. Oğuz Hocam bilmiyorum katkınız olur mu? Evet ben de şunu söylemek istiyorum hocam senin söylediklerine ek olarak ve bu soruyu da cevaplamak için. Yani bizim bölümün ürünü belli arkadaşlar. Bizim bölümün ürünü bellidir. Bizim bölüm uçakla uğraşır, helikopterle uğraşır, roketler, füzelerle uğraşır, işte İHA'lar, SİHA'larla uğraşır. Dolayısıyla bu çok spesifik ve özel bir bölümdür. Ve dolayısıyla belli bir uzmanlık yaratmaya yönelik bir lisans eğitimi verilir. Dolayısıyla bu ürünlerimiz belli olduğu için hep o ürünlere yönelik eğitim alır bizim mezunlarımız. Ve dünyada da havacılık uzay teknolojilerinde lisans seviyesinde böyle bir uzmanlığa ihtiyacı olduğu için dünyada her yerde gelişmiş Batı ülkelerinde veya Çin'de, Rusya'da havacılık uzay bölümleri kurulmuştur. Dolayısıyla bizim bölümün diğer bölümlerden esas farkı bence budur. Bir de şunu ekleyeyim ben. Biz elbette havacılık uzay mühendisliğinden mezun olup makinada master doktora yapan arkadaşlarımız oldu. Makinadan mezun olup havacılık uzay mühendisliğinde master doktora yapan arkadaşlarımız oldu. Bunlar yine de bu lisans eğitimini aldıkları yer çok belirleyici oluyor mühendislik profilleri açısından. Dolayısıyla ben insanların niyetini de anlıyorum. Birazcık daha geniş bir alanda bir eğitim alıp sonra havacılık uzay mühendisliğinde master doktora esnasında özelleşeyim diye ama ben bu bakış açısını şahsen hiçbir zaman çok doğru bulmadım. Eğer havacılık uzay mühendisliğiyle ilgilenmek istiyorsanız lisansı da orada okumanız gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Şey ekleyebilir miyim? Çok kısa bir şey ekleyeyim. Yani zaten havacılık sektöründe çalışmaksa hedef. Yani hani zaten havacılık isteği varsa, havacılığa özel bir ilgisi varsa, yani ben bu havacılık mühendisi olmak istiyorum diyorsa zaten iş imkanı da var, dediğim gibi şey de var. Daha önce söylediğimiz gibi. Yani bu işi gerçekten severek yapıp da makine mühendisi olarak çalışmak zorunda kalan çok kişi ben tanımıyorum. Ama tabii ki projeler çok yoğun, işte şeyler çok yoğun şu anda. Dolayısıyla da hiç öyle geniş bir şey alana da yayılmaya gerek olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Teşekkürler. Benzer bir soruyu şöyle sorayım aslında. Acaba yani bazı üniversitelerde uçak mühendisliği veya uzay mühendisliği diye ayrı bölüm isimleriyle olabiliyor. Bunlarla havacılık ve uzay mühendisliğinin büyük farkları var mı? Nasıl bir kariyer yolları izleniyor bu konuda? Ben cevaplamaya çalışayım isterseniz. Pek bir farkımız yok. Böyle bir isim farklılığı. Havacılık bölümünün ismi konurken yurt dışında Aeronautical Engineering olarak bilinen İngilizce kelimeden tercüme edilmiş. Aeronautical'ın karşılığı da havacılıktır. Dolayısıyla havacılık mühendisliği diye tercüme edilmiş. Uçak mühendisliği birçok insan için daha kolay anlaşılır. Hani uçak yapılıyor gibi görünüyor. Ama iki bölümde uçaklarla, helikopterlerle, füzelerle, roketlerle, az önce anlattığımız tüm projelerle uğraşırlar. Dolayısıyla özünde bir farkı yoktur. Teşekkürler hocam. Pilotajla ilgili konu havacılık olunca tabii sorular geliyor. Pilot olmak için
bu bölümü okumak bir avantajı var mı? Yani şey biliyoruz artık özel havacılık sektöründe başka bölümlerden insanlar da belli bir eğitim alıp pilot olabiliyorlar ya da evet. Pilotaj okuyanlar olabiliyor. Ama havacılık uzay mühendisliği bu konuda nasıl bir eğitim sağlıyor? En sevdiğim soru. Ben cevaplayabilir miyim? Tabii ki. Araba kullanmak için makine mühendisi olmanıza gerek yok, öyle değil mi? Ama makine mühendisi olsanız arabayı belki daha güzel kullanırsınız. Dolayısıyla uçak pilot olacaksanız, uçak kullanacaksanız elbette bir uçak mühendisi olursanız daha çok bilginiz, daha derin bir bilginiz olur ama gerekli değildir. Biz pilot mezun etmiyoruz. Biz o araçları yapan mühendisleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Motor yapmayı bilen, algoritma yazmayı bilen, uçak kanadı tasarlayabilen mühendisler mezun etmeye çalışıyoruz. Bunları bilen birisi elbette iyi bir pilot da olur. Ama pilot olmak için havacılık uzay mühendisi olmanıza gerek yok. Çok güzel bir benzetme oldu. Ben de aydınlandım. Çok teşekkür ederiz. Hocam, yurt dışı çalışma imkanları ile ilgili sorular var. Diğer bölümlerden daha az olduğu söyleniyor diye bir arkadaşımız sormuş. Doğru mu? Yani sizin yorumlarınız nedir? Ben öyle olduğunu düşünmem. Bizden çok mezun yurt dışında çalışıyor. Havacılık ve savunma sanayi her ülkede birazcık daha sıkı tutulur. Yani her projede bir yabancı çalışmayabilir ama aslında bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Sunuş esnasında söyleme fırsatı olmamıştı. Sivil alanda da çok çalışma imkanı var. Yani hava yollarında, sivil havacılıkta, ille savunma sanayinde olmak zorunda da değil. Ben yurt dışında çok büyük bir kısıt olduğunu diğer bölümlere göre düşünmem. Bilmiyorum Oğuz Hocam, sen ne dersin? Evet, şu açıdan doğru. Yani yurt dışındaki tek kısıt, yurt dışında oranın vatandaşı değilseniz eğer savunma sanayi projelerine girmekte zorlanırsınız. Onun dışında sunuşta da gösterdiğimiz gibi yurt dışında hani belli bir süre kalıp eğer vatandaşlık falan da aldıysanız ve orada çalışmak da istiyorsanız askeri projelerde ve savunma sanayi şirketlerinde hani GE'sinden Boeing'ine ondan sonra çalışan ODTÜ Havacılık Uzay mezunları vardır. Ayrıca eğer sivil sektörde gene çalışmak isterseniz birçok mezunumuz oralarda çalışmaktadır. Tabii üniversitelerde çalışan mezunlarımız da vardır. Oralarda master doktora yapan mezunlarımız da vardır. Bizim bölüm lisans seviyesinde bence yine aynı şeyi söyleyeceğim. Özel bir bölüm olduğu için iyi de bir hem altyapılar olarak hem eğitim süreçleri olarak ve akreditasyon da olarak iyi bir bölüm olduğu için genelde yurt dışına gitmekte veya eğer bir hani vatandaşlık problemi yoksa yurt dışına iş bulmakta bir sıkıntı çekildiğini ben çok düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Bununla bağlantılı olarak NASA'da çalışmak mümkün mü bu bölümden mezun olduktan sonra? Ulusal ajansa, eğitime veya herhangi bir şekilde giden mezunlarımız var mı diye sormuşlar. Ben Amerika'da 10 yıl kaldım. Orada master, doktora sonrası araştırmacıydım. NASA'nın projelerinde çalıştım. Ve orada çalışan mezunlarımız da oldu. Burada çok önemseniyor öyle şeyler ama ben Türkiye'de az önce Derya'nın da söylediği gibi çok daha heyecan verici pozisyonlar görüyorum Türkiye'de. Yurt dışı da heyecanlıdır muhakkak ama şimdi uzun yıllardır biraz boş kalmış bir alanı doldurmaya çalışıyoruz. Ben Türkiye'de yaptığımız çalışmaları en az onlar kadar heyecanlı buldum. Hocam ben şöyle bir ekleme yapabilirim. Şimdi NASA tabii çok, NASA çok popüler tabii. Ay'a gittiği için popüler. Dolayısıyla Ay'a kim giderse popüler.
Onun için herkes bilir NASA'yı ama NASA'nın açılımını herkes bilir mi? National Aeronautics and Space Administration. Bunun Türkçesini herkes bilir mi? Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu. Dolayısıyla bizim mezunlarımızın orada çalışması kadar, eğer hani Amerika'ya, eğer kariyer olarak Amerika'ya gitmeyi düşünürlerse doğal bir şey yok. Yani biraz önce hani kendi aramızda da konuşurken söyledim. Türkiye'de NASA benzeri bir kuruluş olsa, evet, havacılık uzay mezunlarının büyük bir çoğunluğu orada da çalışabilir. Dolayısıyla NASA'da yapılan şey havacılık ve uzay mühendisliği işleridir. Havacılık ve uzay bilimleri işleridir. Dolayısıyla bizim öğrettiğimiz, bizim mezunlarımız direkt olarak orada çalışabilirler. Eğer öyle bir yola girmek istiyorlarsa. Bilmiyorum, şu aşamada belki SpaceX en az onun kadar heyecanlı bir şey, bir iş. Tabii. SpaceX'in yaptığı, orada çalışan da birçok mühendis, havacılık uzay mühendisliği background'lu. Tabii. Yani geçmiş tabii. Olan mühendisler. Ben şunu söyleyeyim, yani şeylere seçmeyi düşünenlere bilmiyorum, ben dediğim gibi ben 90 girişliyim. Oğuz Hoca 80'lerde bölümü seçti. Benim kariyerimde çalıştığım her proje çok heyecanlı oldu. Ya bir uçaktı, ya bir helikopterdi, ya bir roketti, ya bir insansız hava aracıydı. Çok heyecanlı projelerde çalıştık. SpaceX yaptıkları, NASA'nın geçmişte yaptıkları, bugün TUSAŞ'ta yapılanlar, Aselsan'da, Roketsan'da, yani Türkiye'de yapılanlar, bunların hepsi birbirinden heyecanlı projeler. Sıkıcı veya heyecansız bir projede çalıştığımı hatırlamıyorum. Küçük bir yorum ekleyebilir miyim? Türk Uzay Ajansı kuruldu diye bir yorum gelmiş. Doğru, kuruldu ve çok önemli bir adım. Kurulması çok iyi oldu. Fakat Türk Uzay Ajansı, Türk Havacılık ve Uzay Ajansı, yani uzay kurumu değil. Yani NASA daha bilimsel bir kurum. Anlatabiliyor muyum? Yani mühendisliği bizzat laboratuvarlarıyla, araştırmalarıyla, mühendisleriyle yapan çok büyük bir devlet kurumu. Türk Uzay Ajansı farklı bir yapıda diyebiliyorum. Dolayısıyla hani onu soran arkadaşım için bir ufak bir açıklama olarak söylemiş olayım. Bir ekleme var mıydı Derya Hocam? Siz de bir şey soruyordunuz herhalde. Aslında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde çalışıyorum. Hani NASA'da olsa herhalde bu projelerin yine belki hani baş kısmı, belki konseptleri falan da orada oluşturulurdu. Bizim şansımız burada A'dan Z'ye bütün projelerin içinde bulunduk. O bizim için gurur verici. Zaten dediğim gibi bundan 5 sene sonra Ay'a bir şey göndermeyeceğimizi de kimse bilmiyor şu anda. Yani 10 sene sonra ya da yani. Hani, bu da mümkün her türlü. Teşekkürler katkılarınız için. Hocam, bölümün ders içerikleriyle ilgili bir soru var. Neden programlama dili olarak C veya C++ yerine Fortran öğretiliyor gibi bir soru gelmiş. Ben cevaplayayım mı Oğuz Hocam, yok sen? Tabii hocam, ben de katkı yaparım. Sen başla tamam, istersen. Şöyle birkaç sebebi var. Bir tanesi Fortran en nispeten temel bir yazılım dilidir. Öğrenmesi de nispeten daha kolaydır. Dolayısıyla programlamaya yeni başlayan birisi için Fortran kötü bir başlangıç noktası değil, bu bir. İkincisi, eski kodların dünyanın her yerinde, ya da havacılıktaki birçok eski kod hala kullanılıyor. Ve bunların çoğu Fortran'da yazılmış kodlardı. Dolayısıyla Fortran bilmek bizim camiamızda en azından son 10-20 yılda çok faydalıydı. Fakat bu demek değildir ki mezun öğrencilerimiz C, C++ dersleri alamasın. Elbette alabilir. Bir dolu seçmeli dersimiz var. Orada alabilirler. Birçok mezunumuz C, C++'da programlamayı öyle ya da böyle öğrenmiştir. Ve sadece C++ da değil, başka programlama dillerini de öğrenip mezun oluyorlar. Veya bir kısmı öğrendikten, mezun olduktan sonra da öğrenebiliyorlar. Benim tecrübem şöyle, bir programlama dilini öğrendikten sonra diğerlerine, eğer özellikle yatkınlığınız varsa, diğer programlama dillerine geçmek çok da zor değil. Teşekkürler hocam. Ek bir şey var mıydı?
Tamam. O zaman diğer soruya geçelim. Hocam genel olarak bu bölümde başarılı olmak için nasıl bir kişilik özelliğine sahip olmak gerekiyor diye bir soru gelmiş. Yani yüksek hayal gücü, çizim yeteneği ne olabilir? Yani bunlar öğrencilerimizin sorduklar arasında. Herhalde analitik zeka derdim. Fizik ve matematiği sağlam analitik zeka derdim. Oğuz hocam ne dersin? Bir kere çalışkan olmak lazım. Yani analitik zeka, mantıklı sonuç çıkarabilme kabiliyeti, matematiğe yatkınlık, matematiği sevmek, fiziği sevmek herhalde önemli şey. Ama kişilik özelliği olarak hani bir işin peşini bırakmadan, ısrarla, moral bozmadan çalışmak herhalde en önemlisi. Yani hem zaten havacılık uzay bölümünü okurken ve okuduktan sonra da mezun olduktan sonra hayata başlayınca. Ben de aynı şey diyecektim hocam. Ekleme yapacaktım yani. Israrcı bir kişilik sahibi olmak lazım çünkü dediğiniz gibi bizim projelerimiz de uzun yıllar alıyor. İşte sabır gerektiriyor, inat gerektiriyor, böyle ısrarcı olmak gerektiriyor. Okurken de öyleydi. Hem okurken hem iş hayatında biraz hakikaten peşini bırakmamak gerekiyor. Biraz tuttuğunu koparmak gerekiyor. Söyleyebileceğim benim de o. Çok teşekkürler. Havacılık bölümünün, Erkin, onu da söyleyeyim Ekin. Havacılık bölümünün bir özelliği şu tabii. Teknolojinin hep üst seviyesinde dolaşmanız gerekiyor. Yani basit, düşük teknoloji bir işte çalışayım demek kolay değil. Dolayısıyla yüksek teknoloji olduğu vakit her zaman bir takım şeyleri yeni öğreniyorsunuz veya bir takım şeyleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Son teknolojiyi takip etmeniz gerekiyor. Bazı şeyleri, birçok şey Türkiye'de ilk defa yapıyoruz. Bu örneğin bir bina yapan inşaat mühendisinden biraz farklı. Hep aynı binadan 10 tane yapılmış, 11.yi de siz yapıyorsunuz. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Son teknolojiyi takip etmek durumunda kaldığımız ve birçok şeyi yeni ve ilk defa yaptığımız bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden biraz inatçı, araştırmacı, meraklı olmak gerekiyor. Şöyle bir ekleme yapabilirim tabii hocam. İnşaat mühendislerinde şey yapmayalım, onlar da yüksek teknolojiyle uğraşıyorlar. Fakat tabii uçmak kolay değil. Uçmak ve yere sağ salim inmek daha da zor. Dolayısıyla onun getirdiği bir fark olabilir. Evet, evet. Yok, şüphesiz ben hani onu demek istemedim. Yanlış anlaşıldıysa kusura bakmayın. Ben nispeten basit bir uçak yapıp geçelim gibi bir dünyada yaşamadık. Çoğumuz, yani belki Derya da söyleyebilir, yüksek teknolojiyi takip etmek durumunda kaldı tutacağız. Elbette inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, her bütün mühendisliklerde çok yüksek teknolojiye uğraşan arkadaşlarımız var ama nispeten daha basit işler de yapmayı tercih edebilenler olabildi herhalde. Hocam yurt dışında yakın işbirliği içerisinde olduğunuz üniversiteler, araştırma kuruluşları var mı gibi bir soru gelmiş. Bu belki Erasmus Exchange kapsamında da olabilir veya master doktoraya giden öğrencilerin çoğunlukla gidebildiği, daha kolay kabul alabildiği üniversiteler belki olabilir. Evet, Oğuz hocam belki onu sen daha iyi söyleyebilirsin. Evet, yani Erasmus kapsamında gidenler, bizim bölümden gidenler var, gelenler de var. Yabancı öğrencilerimiz. Dolayısıyla ODTÜ'nün koordinasyonunda özellikle Avrupa'daki üniversitelerle çok yakın ilişkilerimiz var. Konu bazında da bazı kurumlarla çok yakın ilişkilerimiz var. Kendi mezun olup olduğumuz üniversiteler kapsamında veya ortak araştırma projeleri yaptığımız üniversiteler kapsamında da yakın ilişkilerimiz var. Avrupa ve Amerikan üniversiteleriyle özellikle. Dolayısıyla hocalarımızın, havacılık uzay mühendisliği hocalarının bağlantıları iyi olduğu için yurt dışıyla, bu da öğrencilerimiz için, hem lisans hem lisansüstü öğrencilerimiz için bir fırsat doğuruyor tabii. Çok teşekkür ederiz. Bir saati geçtik hocam. İsterseniz yavaştan bitirelim. Son aday öğrencilerimize söylemek istediğiniz şeyler varsa belki onları alabilirim.
Ekin bu soru gelmedi. Ben geçmiş yıllarda bu tanıtımları yaparken çok sorulurdu. Belki insanların aklına kalıyordur. Bir o kaldı aklımda, onu söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bu havacılık ve uzay mühendisliği kelimesinden, yani uzay kelimesinden sanki bizim gezegenlerle veya uzay fiziğiyle uğraştığımızı düşünenler olabiliyor. Bu bizim bölümün konusu değil. Biz elbette ki uzayı anlamak durumundasınız. Oraya uydu göndereceksiniz veya bir araç göndereceksiniz. Ama bizim asıl hedefimiz bu araçları ve bu makinaları yapmak. Gezegenlerle veya işte bu ne bileyim uzayla, işte kara deliklerle vesaire, bunlarla ilgilenen bölüm fizik bölümüdür üniversitemizde. Onu bir hatırlatmak istedim. Onun dışında meraklı, heyecanlı, bu alanda çalışmak isteyen bütün öğrencileri bölüme bekleriz. Sorularınız varsa web sayfamızı linkini verdik ve oradan bize ulaşmanız da mümkün, soru sormanız da mümkün. Bölümü de gelip ziyaret etmeniz mümkün. Şimdi şu günlerde birazcık daha zor ama belki yaza doğru hafiflerse bu virüs problemi, gelip bölümü de ziyaret edebilirler, memnun oluruz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için hepiniz. Derya Hocam, sizin var mı son söyleyeceğiniz? Ya ben de özellikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydamız olmuştur. Dediğim gibi havacılık ve uzay bunlardan sıkılınabilecek konular değil. Bir girdildi mi de çıkılacak konular değil. O yüzden hakikaten Atatürk söylemiş, yani istikbal göklerde, yine söylüyorum. Potansiyeli çok yüksek. Alanı çok yüksek bir bölümümüz var. Ben de mezun olduğum için çok mutluyum bu bölümden. Dolayısıyla herkesi bekliyoruz. TUSAŞ'a da bekliyoruz. Bu arada bizim kurumsalın bir şeyi vardı. Instagram'dan TUSAŞ kariyeri de takip edebilir arkadaşlarımız. Bu aday mühendislik vesaire staj imkanları içinde. Yine tekrar teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. Size de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Oğuz Hocam, sizin son sözleriniz belki alabiliriz. Ekin, teşekkürler. Umarım yeteri kadar bilgilendirme hani yapmışızdır. Soruları da cevaplayabildiğimiz kadar cevapladık. Ama İlko Hoca'nın dediği gibi, eğer bu virüs olayı biraz hafiflerse sınavdan sonra burayı yazmayı düşünen arkadaşları mutlaka bekleriz. Maskelerimizi takıp hep beraber laboratuvarlarımıza bakabiliriz. Bu merak edebileceğiniz büyük rüzgar tüneline bakabiliriz. Her zaman kapılarımız açık. Ve umarım herkese sınavda başarılar diliyorum. Umarım hepiniz çok çok başarılı olursunuz ve gelecek sene beraber burada çalışmaya başlarız. Teşekkürler hocam. Umuyoruz ki aday öğrenci arkadaşlarımız için de faydalı bir yayın olmuştur. Havacılık Uzay Mühendisliği en çok merak edilen, sürekli yorumlarda yazılan bölümlerden bir tanesiydi. Bugün birçok konudan bahsettik. Çok da doyurucu bir sunum aldığımızı düşünüyorum. Önümüzdeki hafta hem gıda mühendisliği, işletme bölümü ve endüstriyel tasarım bölümü tanıtımlarımız olacak. Haftada 3 gün. Eğer ODTÜ YouTube kanalını takip ederseniz bu bölümlerin tanıtımlarını kaçırmazsınız. Aday öğrenci sayfamızda da bütün bölümlerle ilgili puanlar, sıralamalarla ilgili bilgiler var. Burslarla ilgili bilgiler var. Tanıtım edu.tr'den de bize maillerinizi gönderebilirsiniz. Eğer ihtiyaç olursa hocalarımıza da maillerinizi iletiyor olacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz hocam.